sorun mu var Fikret? Yok. Annemleri arıyorum da evde değiller. Aa, bu kulağında telefonla doğmuş vallahi. Bırak hadi, bırak şunu, meşgul etme. Ah, dünürlerimi arayayım da bir hoş geldiniz diyeyim. Ha? Tahsin, numaraları kaçtı? Söyle bakayım oğlum. Bak, güzel bir badana boya yapacaksın bize. Evet. Karton piyerler de yenilenecek olduğu gibi. Yaparız abi, kolay. Heh. Aldın mı ölçüleri? Aldım. Şimdi ben size birkaç model çizerim. Hangi hangisini beğenirse onu yaparız. Çok vaktimiz yok ama bizim. Yetiştiremeyeceksen hazırlarına bakalım. Yok abi, yetişir. Ah pardon. Bak sen şimdi nasıl bir şey düşündün, bir yerinde anlat. Tamam. Bakayım bana, geç. Alo. Nehir ablacığım, merhaba. Aa, merhaba Fikretciğim, nasılsın? İyi işte. Annemlerden haberin var mı hiç? Yoo, yoklar mı evde? Babamla konuştum da biraz önce. Biraz karışıklar galiba. Ne oldu hayrola? Tam anlayamadım ama annemin Leyla ile görüştüğünü öğrenmiş babam. Eyvah eyvah. Çok öfkeliydim. Bağırdı, çağırdı, çıkıyorum ben dedi, kapattı telefonu. Arıyorum şimdi, annem de yok, merak ettim. Belki senin haberin vardır diye aradım. Yok anacığım, yok. Hay Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Kusura bakma, seni de huzursuz ettim ama ne yapayım? Başka soracak kimsem yok. Aşk olsun Fikret. Ustalar var şimdi bende. İşleri bitsin gitsinler. Ben yoklarım, merak etme. Bir şey öğrenir öğrenmez de ararım. Babamın sesi çok yüksek çıkıyordu bu sefer. Büyük bir şey olmasından korkuyorum. İnşallah değildir. Dur bakalım, öğreniriz. Sen gönlünü ferah tut canım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Nehir'cim. Heh, bitti mi konuşma? Heh. Şu odaya bir bakıver canım. Nasıl bir şey istiyorsun söyle. Ha? Geliyorum. Kaç numara dediler? 303. Şu oda olacak. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hangi oda dediniz? Bu olması lazım. Hı-hı. Buymuş. Anne. Bildiği halde gelmedi. Benim geldiğime şükret. Ne dedi duyunca? Boşver, ne dediyse dedi. Hiç mi üzülmedi? Hiç mi merak etmedi beni? Yavrum yapma bu halde. Leyla.
Leyla kızım. Kızım. Tamam tamam. Ben geldim ya işte daha ne. Yavrum. Daha önce de var mıydı bir şikayeti? Hiçbir şey yoktu. Sağ ol. Afiyet birdenbire olsun. Çıktı. Biz de anlayamadık ne olduğumuzu. Neyse aman geçmiş olsun. Annesini getirmeniz çok iyi oldu. Sağ olun. Duyunca mahvoldu kadıncağız. Ana tabii dayanabilir mi? Babası da üzülmüştür mutlaka ama siz de onu çok üzdünüz birader. Adam ne yapsın? Boş verin şimdi. Hiç açmayın o konuları. O değil de sana şeyi soracağım ben. Şevket'in karısını tanıyor muydun? Keşke tanımasaydım. Kimseyle arası iyi değilmiş galiba. Leyla ile birlikte olduğumuzu ailesine haber veren o. Yapma ya. Bayılır ortalığı karıştırmayı. Şimdi sen evli barklı adamsın. Leyla'yı korumak istedi belki de. Bırakın Allah aşkına. O kendinden başka kimseyi düşünmez. Çıkarı için yapmayacağı şey yoktur hayatta. Senin de canını yakmış anlaşılan. Onun yüzünden hayatımın en zor günlerini yaşadım. O kadar söyleyeyim. Daha söyle vallahi merak ettim. Neden? Resmini gördüm de bugün evde. Hayriye Hanım anında parçaladı. Hep de lafı geçiyor duyuyorum. Haliyle meraklandım ben de. Öyle böyle değil. İnanılmaz tehlikeli bir kadındır. Neden boşandılar? Kusura bakmayın uykusuzum. Yorgunum zaten. Şimdi bir de Ferhun deden bahsedip sinirimi bozmak istemiyorum. Gel çocuğum. Yavaş. Yavaş. Ay. Acıdı mı yavrum? Yok. Biraz daha. Oh. Hadi canım. Oh. Kavga etti seninle öyle mi? Sorma. Elin adamı da duydu. Çok utandım. Ne utanıyorsun? Anlamıştır neyin ne olduğunu. Ay bıktım kızım ben bunun huysuzluğundan. Üf. Astık kestiği kestik. Gençlikte katlanıyor insan, idare ediyor ama bir yaştan sonra da çekilmiyor artık. Bana hükmetmeye hakkı var mı? Yok tabii. Hiçbirimize hükmetmeye hakkı yok. Bir de gidersen bir daha yüzümü göremezsin diye tehdit ediyor beni. Bak bak bak. Çocuk var sanki karşısında. İyi ki geldin anne. O da anlasın artık hatalarını. Kendi yapınca kimse ona sesini çıkarmıyor ama. Evlat ayırıyor resmen. Abimin bütün yaptıklarını unuttu. Yine destek oldu. Yine arkasında durdu. Necla'nın peşinden nerelere koştu. Gitti tuttu o pis elinden çamurlardan çıkardı. Benden onu affetmemi istedi. O şimdi beni affetmiyor ama. Bütün çocukları kıymetli de çürük elma ben miyim? Benim suçum Necla'dan daha mı büyük? Niye affediliyor da ben affedilmiyorum? Ne yaptım ben? Eski kocamla yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Unuttun mu beni onunla zorla evlendirdiğini? Tamam, tamam sinirlenme sen şimdi. Ben de onun çocuğu değil miyim anne? Ayrı tutulmayı hazmedemiyorum. Affetmezse affetmesin. İstemiyorum zaten. Ama ben de onu hiç affetmeyeceğim artık. Yorma kızım kendini. Ah. O beni sildiyse ben de onu siliyorum. Leyla diye bir kızı yok artık onun. Beyoğlu. Gelene bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.